Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bizleri izleyen seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Aysun Çolakoğlu. Kendisini diğer programımızda tanımıştık. Farklı branşı olan turistik ve hediyelik eşya yapımı ve geri dönüşümsüz eşya yapımını anlatacak bugün bizlere. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler efendim. Bugün bizlere ne yapacaksınız? Evet, bugün bayağı bir geniş alanımız. Turistik ve hediyelik eşyayı anlatacağım sizlere. Turistik eşya nedir hocam? İlk önce isterseniz onunla başlayalım. Tabii ki turistik ve hediyelik eşya dediğimiz dünya üzerindeki her bölgenin kültürel, geleneksel ögelerini yöresel el sanatlarıyla harmanlayıp farklı objeler oluşturulmasına turistik ve hediyelik eşya diyoruz. Biz de kendi çapımızda, kursumuzda farklı çalışmalar yaparak hediyelik eşyalarımızı oluşturuyoruz. Evet efendim. Peki bugün bizlere neler yapacaksınız? Bugün biz sizlere bir keman çalışması yapacağım. Kemanımızı, bu biraz aşamalı bir çalışma olduğu için ben daha önce biraz ön hazırlığımı yaptım. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk etapta bizim bu şekilde silikon kalıplarımız var. Bunu kokulu taş denilen bir olay var. Şu an furya diyebilirim. Hani herkes çok yapıyor gündemde. Biz ilk etapta o şekilde açmıştık kursumuzu. Sonra nasıl yaparız? Buna biraz bir şeyler ekleyelim, biraz geliştirelim. Hani farklı yönler, artık herkes sıkıldılar. Biz dedik bunu geri dönüşümle birleştirelim, farklı çalışmalarımız olsun. Yine hala aynı silikon kalıplarımızı kullanıyoruz. Çünkü bunlar olmadan malzememiz oluşturamıyoruz. Bizim bir taş tozu dediğimiz bir maddemiz var. Onu suyla karıştırıp buna döküyoruz. Sonra bu şekilde kurumasını bekliyoruz. Donduktan sonra çıkartıyoruz. Bu şekilde objelerimiz çıkıyor. Yine bu keman da bir döküm çalışması. Kendimiz tamamıyla döktük, kuruttuk. Çünkü burada onu gösteremem. Kuruması zaman alıyor. Hem de vakit kaybı olmasın diye. Sonra biz bunu boyuyoruz zaten. Bu birinci aşamamız. Bu şekilde çalışmalarımızı hazırladıktan sonra ilk etapta biz zaten kurslarımızda da ilk başladığımızda el alıştırması olarak ilk haftalarda döküm çalışmalarımızı yaptırıyoruz. İşte 5-6 hafta işte döküm öğreniyorlar, boya öğreniyorlar. Ondan sonra teknikleri gösteriyorum ben. Her hafta bir teknik, işte stencil çalışması, dekopaj çalışması, eskitmeler, basit eskitmeler. O şekilde devam ediyor. Tam öğrendikten sonra da zaten geri dönüşümlere başlıyoruz. İşte farklı çalışmalarla geri ilerliyoruz. Geri dönüşümlerle süs eşyalar yapıyorsunuz. Evet zaten. Evet, tam şeylik yapıyor. Şu an elimde bir stencil çalışmam var. Daha önce hazırlamıştım ben stencil çalışmamla. Rölyef pasta dediğimiz bir malzememiz var burada. Rölyef pastamızı spatulamızla tamamıyla üzerine kapatacak şeklinde sürüyoruz. Bunu kaldırıyoruz çünkü bunu ben önceden yaptım. Kuruması gerekiyor. Bu şekilde bir doku veriyoruz. Yani kabartma bir doku veriyoruz. Sonra boyama işlemine geçeceğim ben şimdi. Biz boyalarımızda akrilik boya kullanıyoruz. Su bazlıdır akrilik boyalarımız. Rengimizi oluşturdum. Ben bir yandan da başlayacağım hani boyamızın da kuruması gerekiyor zaman kazanma açısından da. Kullandığımız malzemeleri de yaparken gösterelim seyircilere. Evet, hem de anlatayım hem de ne kullandığımı şu an göstereceğim size. Saten bir fırçamız var. Bunu kıl fırçayla da kullanıyorum ama kıl fırça yine de iz bıraktığı için ben hep saten fırça tercih ediyorum. Bunun bir genişliği şeysi yok. Bu zemin fırçası diye geçiyor zaten. Yavaşça boyamı alıyorum. Aynı yönde bu şekilde boyamaya başlıyorum. Boyalarımız akrilik boya dedim. Biz ana renkleri aldırıyorum. Çünkü biz kursumuzda boyamayı da öğretiyoruz. Renk oluşturmayı, renklerin birbirine karıştırmayı. Bizde boyama çok önemlidir. Hani döküm çalışmasını öğrendikten sonra boyama. Boyama. Bu şekilde. Kursiyerleriniz en çok ilk hangisini yaparken zorlanıyorlar? Döküm çalışmasında biraz zorlanıyorlar. Onu elleri alıştıktan sonra en çok boyada çok zorlanıyorlar. Renk oluşturmada biraz zorlanıyorlar. Çünkü bizim için boya önemli. Boyanın biraz güzel olması
daha düzenli olması için. Boya önemli bizim için. En çok da sıkıldıkları, boyalar, zorlandıkları, renk oluşturamıyoruz, renk yapamıyoruz. İşte siz yaptığımızı evde şey yapamıyoruz ama biz genelde öğrencilerimizi hep sıfırdan alıyoruz. Hangi dönem olursa olsun ilk etapta sıfırdan başlıyoruz çalışmaya. Aşamalı aşamalı gidiyoruz. Peki teknikleri var mıdır hocam süs eşya yapımının, nelerdir varsa bir anlatabilir misiniz? Teknikleri şöyle, dediğim gibi biz 5-6 hafta sıfırdan alıyoruz. İlk etapta işte dökümle başlıyoruz. Sonra dekopaj, stencil, ondan sonra eskitme, onları yapıyoruz. Onları öğrenmeden tasarım yapamıyorlar. Hani ilk etapta onları öğrenecekler ki tasarımlarda fikir istişaremiz bizim çoktur. Çünkü bu dönem... Geçtiğimiz dönem biz başladık geri dönüşüme. Evinde sıkıldı bibloları, eşyaları. Artık biz bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte öğrettiğim tekniklerle birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz. İşte stencil yapalım mı, yok dekopaj mı yapalım, eskitme mi yapalım? Stencil dediğiniz nedir hocam? Stencil dediğimiz şöyle bir malzeme. Bunu ben en sonki çalışmamda size tekrar göstereceğim. Çünkü son dokunuşumu stencil'la yapacağım. Burada eskitme çalışması. Hani burada da biraz teknikleri toparladım size hepsini anlatabileyim diye. Çok güzel. En sonki boyamız kuruduktan sonra ben stencil çalışmasını da sizlere göstereceğim. Boyamızı bunlar aşamalı olduğu için hani ilk etapta hemen olmuyor. Boyanın kuruması gerekiyor. Birkaç hafta beklediğimiz çalışmalar oluyor kuruması için. Bu şekilde hep aynı yöne boyuyorum. Boyuyoruz. Şu an bir gitar çalışması yapıyoruz. Evet, şu an bir gitar çalışması yapacağız. Farklı teknikleri de anlatıyor hocam. Üzerinde gösteriyor uygulamalı olarak. Evet. Malzemeler kolay temin ediliyor mu hocam? Tabii ki. Malzemelerimiz kolay temin ediliyor. Zaten akrilik boya biliyorsunuz her yerde var. Bu taş tozu dediğimiz malzemeyi de artık dediğim gibi hani bazı hanımlar bunları ticarete çevirdikleri için de artık kolayca bulunuyor. Zaten genelde evimizdeki olan malzemeler hani ben kursiyerlerime ilk etapta hani evinize bakın hani evinizi bir değerlendirelim. Hani atıl vaziyette duran eşyalarımızı. Atıl vaziyette duran eşyalarımızı kullanalım. Hani en son alım yapalım ama tabii ki temel malzemelerimizi almak zorunda. Hani boyalarımızı alıyoruz. Evet hocam. Peki kursiyerleriniz kaç grubunuz var? Talepler nasıl? Talebimiz güzel. Turistlik ve hediyelik eşyaya biliyorsunuz branşlarımız fazla olduğu için, talep olduğu için de bölümlerimiz çoğaldı. Hani kurum şimdi yeni TOKİ'miz açıldı. İşte hassas ve nakkaşa temelimiz atıldı. Evet. Şu an ben merkezdeyim ve TOKİ'deyim. Merkezde iki grubum var. Sabah öğle grubum işte. TOKİ'de sabah grubumuz oluştu. Yoğun bir ilgi var yani. Yoğun bir ilgi var. Evet hocam. Şu an ilk kat boyamı bitirdim. Kurumaya bırakacağım. Hem de sizinle sohbet ederken de kaç bir yandan kat boyayacağız hocam? Kurusun. Şu an ilk zeminimi attım. Normalde bunu biz bir kere daha boyamamız gerekiyor ama hani burada boyayamayacağım. Ben tek katımı attım. Tek kat üzerinden gideceğim. Sonra bunun üzerine bir eskitme çalışması yapacağım. Evet hocam. Stencil'ımızı yapacağız. En sonunda da zaten yapıştırmayı göstereceğim. Şimdi bir de minik bir kuşum var. Onu boyayayım ben bir yandan hem de sizinle konuşurken. Burada çok güzel çalışmalar görüyorum. Hepsi sizin ve kursiyerlerinizin eseri değil mi hocam? Evet. Burada farklı bir çalışma görüyorum. Taş boyama galiba. Evet, o da taş boyama. Deniz taşlarından boyadık. Çok güzel. Onu olmuş. Yaz kursunda çocuklarımızla yaptığımız bir çalışma. Biliyorsunuz hani iki dönem kış bayanları açıyoruz. Sonra yazında çocuklarımıza açıyoruz gerçekten kursumuzu. Burada ne kullandınız hocam? Anlatalım hem de burada dururken. Burada da koku taşın silikon malzemesiyle yaptığımız kelebeklerimizi döktük. Tamamıyla geri dönüşüm, kırılan dolap kapağı,
öğrencimizin dolap kapağı kırılmış. Yine bu üçlü bir takım olarak ikisini getirdik de bir tanesi kurumda kaldı. O da yine dolap kapağı, bu da dolap kapağı. Bunun hatta camı kırılmıştı. Onun üstüne cam, biz cam da boyuyoruz çünkü. Camın üstüne evde kalan malzemelerimizle yine silikondan çıkarttığımız objelerimizi döktük, boyadık, süsledik. O da bir taş boyama. Taş boyama, tablo haline getirmişsiniz. Tablo haline getirdik. Çok güzel. Burada farklı bir şey görüyorum. Aynen ben diyecektim hocam. Bir şişe. Evet, şişemiz, su şişelerimiz, meyve suyu şişelerimiz. Camlarımızı atmıyoruz. Boyayıp bu şekilde farklı çalışmalar yapıyoruz biz. Onun üzerindeki dekopaj çalışmasıdır. Az önce bahsettiğim. Burada da farklı bir çalışma, evet, orada taşlar. Da bir taş boyama çalışmamız var. Burada çok var. Güzel bir şey görüyorum hocam. Geri dönüşümden, evet, galiba. Evet, bu tamamıyla geri dönüşüm. Çok hoş olmuş gerçekten. Bunu kursiyerlerim de yeni görecekler inşallah. Bu dönem böyle bir çalışmalar yapacaktık biz. Tamamıyla eski yazma, annelerimizin, babaannelerimizin örttüğü yazmalarımız. Bu pullu yazmanın kenarı. Bir kaneviçemiz, eski bir kaneviçe. Biz bunu oturttuk. Bu şekilde otantik bir kumaşın üzerine oturttuk. İğneyle diktik, tek tek boncuklarımızı yerleştirdik. Farklı bir çalışma oldu bu da. Bu tamamıyla geri dönüşüm. Evdeki kullanmadığımız eşyaları, hani çöpe atıl vaziyetteki olan Yemenilerimizden bu şekilde çok güzel olmuş. Değerlendirdik. Emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Bunların tamamıyla burada da yine bir kelebeğimiz var. Bu da yine döküm. Tek tek boyandı. Şu anda hediyelik vaziyete getirdik biz bunu. Bunlar bu şekilde gayet güzel çok olarak güzel hocam. Hediye sağlık edebiliyoruz. Çok İlgi çekici bir branş bence. Çok, çok. Çok hoşlar. Buyurun devam edelim hocam. Şimdi çalışmamız kurudu. Burada ben sünger kullanacağım. Eskitme işlemi yapacağız. Şu an eskitme işlemi yapacağım. Renk boyalarımızı oluşturduktan sonra ben onları da oluşturdum, getirdim. Hani biraz da zamandan, hani tabii çok hocam. Kısıtlı bir zamana yayıyoruz. Hepsi her şeyim için. Yetişmiyor. Yine fırçamdan yardım alacağım. Kemanımızın zeminini açık renk oluşturduk. Sonra eskitme için koyu renk. Eskitmede farklı renkler kullanıyoruz biz. Birçok renk de kullanıyoruz. Objeye göre değişiyor. Hani rengarenk eskitme yaptığımız çalışmalarımız da var ama ben burada sadece iki renk kullanacağım. Açık rengimizin sadece koyu rengini kullanıyorum. Şöyle bir renk oluşturdum. Evet, çok hoş bir renk olmuş. Süngerimizden kopartıyorum. Süngerle eskitme işlemi yapacağız. Fırçayla Ayşe da yapıyoruz. Hocamız. Süngerle de yapıyoruz. Bazı yerlerde sünger, bazı yerlerde fırça. Şu an bu kursa gelip meslek edinen, meslek sahibi olanlar var mı? Evet, kurs bittikten tabii sonra? Ki. Yani şöyle meslek edindirdiğimiz bir öğrencimiz var. Önce ufak tefek şeylerle başladı. Evde satmaya başladı, sipariş almaya başladı. Çok güzel. Sonra dedi hocam ben bu işi büyüteceğim, hani malzeme de temin edeceğim. Dükkan açtı. Çok güzel. Şu an çarşıda dükkanı var. Gayet de güzel işleri var. Hem sipariş alıyor hem malzeme satıyor. Evde yapan öğrencilerim var. Bizim kursumuzun bir şeysi de para getiriyor olması. Hani yaptığı öğren, mesela bunu yaptığı zaman öğrencimiz satabiliyor. Hani ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Gerçekten. Akmek'teki çoğu kurslarımız öyle zaten, evet, değil mi hocam? Ya meslek edindirme kursları olduğumuz için bir de elimizden geldiği kadar her şeyi öğretmeye çalışıyoruz biz. Hani üstün körü gitmiyoruz. Nasıl diyeyim? Her şey yerli yerine. Kursa geldiği zaman, hani bizim kursumuza geldiği zaman her şeyi öğrenip çıkabiliyor. Hani bir dönem yetmiyor bizim kursumuz için. Hani zaten 15 ile 17 hafta sürüyor kurslarımız. İlk dönem acemilikle geçiyor. İşte dökümdü, boyaydı, anca öğrenci. Ama ikinci dönem, üçüncü gelen öğrencilerimiz daha bilinçli oluyorlar. Tasarımda daha ufukları geniş oluyor. Tam çalışmaları öğrendikleri için daha güzel çalışmalar yapıyorlar. Farklı düşünmeye başlıyorlar. Bakış açıları değişiyor. Evet. Özellikle geri dönüşüm için hani üçüncü, dördüncü gelen öğrencilerin bakışları daha güzel değişiyor. Hadi şunu da değerlendireyim, bunu da değerlendireyim. Artık devamı geliyor. Evet. Süngerime boyamı yükledikten sonra yukarıdan aşağıya başlıyorum. Yönergesine göre hafifçe
bu şekilde süngerimde yapıyoruz. Evet. Yapıyorum. Hocamız süngere batırıyor boyasını. Evet, süngerimize boyamızı yükledik. Aynı yönde. Bu şekilde. Bu ikinci aşaması değil mi? Bu ikinci aşaması. Hatta üçüncü aşaması diyeyim. Birinci aşamasını ben daha önceden hazırladım. Evet. Pastamızı yaptım. Şimdi ıslak mendil yardımıyla hafifçe fazla sürdüğüm boyaları bu şekilde alıyorum. Hem görselini biraz hareketlendiriyorum. Hı hı. Hem de daha güzel bir boyut kazanmaya başladı. Boyut kazanmaya başladı. Şimdi yine tekrar biraz daha bu tarafı için boya alacağım. Bu şekilde. Hı hı. Aynı yön kullanıyorum. Çünkü akrilik boya hemen şekil aldığı için sağ sol yaptığımız zaman hem fırça izi oluyor hem sünger izi oluyor. Onu önlemek için her zaman hangi yöne başladıysak o yönde bitiriyoruz çalışmamızı. Sadece akrilik boya mı kullanıyoruz hocam? Evet, sadece akrilik boya kullanıyoruz. Zeminimizi taş tozu dediğim alçı, hı-hı, tarzı bir şey olduğu için boyayı hemen, hı-hı, emiyor. Hani farklı, hı-hı, boyalar kullanamıyoruz. En güzel akrilik de su bazlı olduğu için. Bir de şimdi bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bunu yapıp bitirdikten sonra hanımlarımızın en şeysi oydu. İşte tozlanınca ne yapacağız? Nasıl koruyacağız? Şimdi biz bunu bu şekilde alıp suyun altında çok rahat bir şekilde yıkayabiliyoruz. Hiçbir şey olmuyor yıkadığımızda. O yönden de tercihimiz her zaman akrilik boyadır. Hiçbir şey olmuyor. Rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha hareketlendirdik. Ben özellikle kursiyerlerime arkasını boyamalarını her zaman tavsiye ederim. Çünkü yıkadığımız zaman, önlü arkalı yıkadığımız, hı hı, zaman burasını beyaz bırakırsak suyu buradan aldığı zaman sıkıntı çıkar ya da daha çabuk kırılmalar yaşar. Bir de bu kırılgan malzeme genelde kırılgan kırılmasından biraz şikayet oluyor hani muhafaza için. Hı hı. O yüzden de birkaç kat boya attıktan sonra da biz bunu vernikliyoruz. Evet. Biraz daha korumaya alıyoruz. Bu dönem biz farklı çalışmalara da yöneldik. Burada da gördüğümüz gibi hamur çalışması bu hamurdan tamamıyla el, evet, yapımı güllerimiz artık bayağı bir boyuta çok geçtik güzel, biz. Gerçekten. Porselen hamuru. Bu şu anda kil hamurundan yaptık, hı hı, biz bunu. Bu dönem porselen boya hamurundan da onu da yine kalıplarımızda kullanıyoruz. Bu kalıplarımızı aynen, aynen hamurumuzu burun içine bastıktan sonra çıkartıyoruz. Onlar da farklı çok tablo çalışmalarında. Bu da tamamıyla geri dönüşüm. Porselen alçı pen altı. Hayır, şu alçı pen, hı hı, duvara kapladığımız atıl bir malzemeydi. Onu boyadık. Burada gördüğünüz bir budak çalışması var. Budağını çektik. Ondan sonra da bunlar tamamıyla elde tek tek öğrencim, evet, açarak yaptı bunu. Merdane ile açtı. Kurabiye çok kalıbıyla güzel kesip eliyle tek tek gösterdi. Ellerinize sağlık hocam. Gerçekten çok hoş olmuş. Şu an tekrar yine bir eskitme işlemi, hı-hı, daha yapacağım. Tekrar boyamızı yapıyoruz. Tekrar içine boyamızı yapıyoruz çünkü farklı, de kuruduktan sonra yine tekrar açığa çıkıyor. Şu şekilde yanlarını da boyuyoruz. Boyuyoruz. Kursa vatandaşlarımız niçin gelsinler? En güzeli stres atmak için gelsinler. Zaten böyle rengarenk işler yapıldığı zaman öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar. Bir de ben şey diyorum işte zaten 3 saat sürüyor dersimiz işte sabah 3 saat, öğleden sonra 3 saat. Dedim ki bu kapıdan girdiğiniz zaman işte eşinizi, yemeğinizi, çocuklarınızı 3 saatliğini evde bırakın. Hani buraya stres atmaya geliyorsunuz. Hani tadını çıkartalım. Hakikaten derse bir giriyoruz ne zaman 3 saat geçmiş hiç farkında bile olmuyorlar. Çok çabuk eğlenceli, geçiyorlar. Eğlenceli, keyifli gerçekten. Hem stres atıyorlar hem ekonomi yönünden el harçlıklarını, hı-hı, çıkartıyorlar. Hani şu anda
biz işte öğrencilerimizi meslek edindirdik, kenara çekilelim, hani onlar artık bir şeyler yapıyor demiyoruz. Her zaman elimiz öğrencilerimizin üzerinde. Kuruma taleplerde olanlar oluyor. Hani işte sipariş yapanlar var mı, çok şöyle güzel yapanlar var mı? Biz öğrencilerimize yönlendirme yapıyoruz. Ona çok da güzel imkan sağlıyoruz. Her şekilde arkasında duruyoruz. Her şekilde arkasında duruyoruz. Sipariş olanları yapan öğrencilerimize veriyoruz. Onlar da güzel bir şekilde yapıyorlar. Hem kendilerine bir katkıda bulunuyorlar, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Bir de kendi paralarını kazandıkları için çok daha mutlu oluyorlar. Dönüşümleri çok güzel, o yüzden geliyorlar. Kimisi işte artık hayatın yorgunluğunu diyeyim, emekli olanlarımız var. İşte çalışma hayatından yorulmuş, dinlenmek sıkılmış amacıyla. Bunlar bizi çok dinlendiriyor. Hani burada çok rahatlıyoruz. Bir de yaptık sıra çok beğeniyoruz, çok hoşumuza gidiyor diyorlar. 7-8 dönem gelen öğrencilerim çok güzel, var. Maşallah. Hani mutlular, yaptık mutlu ediyoruz. Daha çok mutlu oluyorlar evet, yaptık tabii. Sıra daha mutlu ediyoruz. Bu şekilde biraz daha boyut kazandırdık kemanımıza gördüğünüz gibi. Şu an bir eskitme çalışması daha yapacağım. Siyah rengimizi gitgide koyulaşıyoruz çünkü çok dokularını vermek için. Hafif de bir siyahlık gireceğim. Uygun yerlere. İşte öğrencilerimiz diyor, hocam siz uygun yerleri görüyorsunuz da biz göremiyoruz hala diyorlar. Diyorum ki işte zamanla, hani hemen olmuyor. Hele birinci dönem ilk başlayan öğrencilerimiz çok heyecanlı oluyor. İşte biz bunları ne zaman yapacağız, biz nasıl öğreneceğiz? Ama dönem sonunda, 15 haftanın sonunda artık hepsi gayet güzel bir şekilde görmüş ve öğrenmiş oluyorlar. Hafifçe bu şekilde siyahlıklarımı da girdim. Biraz daha boyut siyah kazandırdım. Rengimizde, evet. En sonki çalışmamızda zaten biz bunları vernikleyeceğiz. Vernikleme işleminde ben burada size tekrar göstereceğim. Başka işlem uygulayacak mıyız hocam üstüne? Sadece şu an bir stencil çalışması göstereceğim. Hani pasta çektiğim stencil'ımı evde hazırladım geldim demiştim. Hani burada da seyircilerimiz görsün diye bir tanesini buraya bıraktım. Evet, çok güzel. Çünkü bu lamba ışığının altında duran bir kızımız. Stencil nedir? Zaten bu şekilde plastik bir malzemenin üzerinde bir desenlerimiz var. Gördüğünüz gibi bir lamba, bir bisiklet, bir ağaç. Biz bunu buradaki deseni sünger yardımıyla modelimize geçiriyoruz. Hepsini kullanmayacağım. Sadece burada bana lamba lazım. Sadece lambayı bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Birazcık siyah boyamdan yine dökeceğim. Hazır mı satılıyor hocam bu stencil dediklerimiz? Stencillarımızı hazır satılıyor. Dediğim gibi dükkan açan öğrencim de temin ediyor. Onun dükkanından da bulabiliyoruz çok biz. Güzel. Farklı farklı şeyler tabii var. Tabii ki farklı farklı modeller var. Çok değişik modellerimiz var. İnternet üzerinden de getirttirebiliyoruz bunları biz. İstediğimiz her şekilde bu şekilde tutuyorum. Tekrar süngerime boyayı yüklüyorum. Çok eğlenceli bir iş bence. Çok keyifli. Çok keyifli. Ben de çok severek ve eğlenerek yapıyoruz bunları. Çünkü kursiyerlerimiz bir şeyler çıkarttık sıra biz de mutlu oluyoruz. Hani diyoruz doğru yoldayız. En azından hani öğretebiliyoruz, yapabiliyorlar. Siz nereden öğrenmiştiniz hocam bu mesleği? Vallahi ben bayağı bir el sanatları olduğu için bayağı bir branş, içinden branş çıktı. Ben ilk etapta sabunla başladım akne kurslarına. Sabun kursuyla sabun kursunu gösterdim. Sabunda bildiğiniz işte banyo olduğunuz sabunu rendeleyip yoğurup işte meyveler, çiçekler yaptık. Çok güzel. Sonra o biraz elleri zorladığı için hani el kaslarında sıkıntı, hanımların sinir sıkışması olduğu için onu da biraz zorlandılar. Sonra dedik işte kokulu taş. Hani sabundan sonra kokulu taş yapalım. İşte bir dönem kokulu taş olarak devam ettik. Hani biz sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Aynı kalamıyoruz maalesef. Kokulu taşla bir dönem devam ettik.
dedik ondan sonra bunu biraz renklendirelim. İşte geri dönüşüm şey, çünkü biz sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Canlılık sahibi mesleğimiz. Evet, canlı tutmamız lazım. Al benisi olan bir mesleğimiz. Bu şekilde stencil'ımızı da tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi deseni. Çok hoş oldu. Lamba yaptık. Lambamızı geçirdik. Şimdi bunun birazcık daha kuruması gerekiyor ki yapıştırabileyim. Sonra da verniğini yapabileyim diye. Burada yine bir geri dönüşümle bizim döküm malzemelerimizle birleştirdiğimiz bir çalışmamız var. Çok güzel görünüyor. Nedir o? Nelerden yaptınız? Bizim kiremit, altı kiremit. Ben onu getirmeyi unutmuşum, şeyde kurumda kalmış. Kiremitin üzerine biz yine silikon kalıplardan çıkarttığımız penceremiz, kapımız. Bu öğrencimizin tamamıyla hayal gücü. Hayal gücünü. Yani senin hayalindekini buraya nakşediyorsun. Çok güzel olmuş. Yine ahşaplarımız var. İşte ahşaplardan merdiven korkulu. Burada bir fırınımız var. İşte her ocağımız şey var. Evet, ekmeğimiz. İşte masamız, sandalyemiz, ağacımız. Yine bu bitki çaylarının içine attığımız tarçınlarımız. Tarçınlar, onları kabuk atmıyoruz. Tarçın. Kabuk tarçın. Onlardan da çatılarımızı yapıyoruz. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet, farklı çalışmalar. Çünkü fikir doğuyor. Hani bütün öğrencilerimin fikri farklı oluyor. Tabii ki de hocam. Bizim en grup çalışması diyorum ben, işte siz bir ekipsiniz. Hakikaten onu çok güzel benimsiyorlar. Bir ekip oluyorlar sınıf içerisinde. Herkes birbirine çok güzel fikirler veriyor. Malzeme öneriyor. Ne güzel hocam, bu farklı şekilde dayanışma çalışmalar, içerisindeler. Dayanışma içindeler. İşte dertlerini paylaşıyorlar, sıkıntılarını paylaşıyorlar, sevinçlerini paylaşıyorlar. Bize de etkiliyor. Biz orada bir aileyiz. Hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Hani sınıfın kapısına girdikten sonra tamamıyla bütünleşiyoruz. Bir aile oluyoruz orada. O kursiyerlerimize yansıdığı için onlar çok memnun oluyorlar. Hani biz buraya geldiğimiz zaman çok huzurlu oluyoruz diyorlar. Evet, huzurlu hissediyoruz diyorlar. Çok güzel enerjiniz var gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Ben bile hissediyorum. Kursiyerlerim çok seviyorlar. Allah razı olsun. Ben de çok seviyorum onları. Şimdi sıkıldılar. İnşallah dua ediyoruz. Bu süreç İnşallah, çok bu çabuk süreç bir şekilde geçsin. Bir an önce kursumuza dönelim diye. Evde yapıyorlar şimdi biraz çalışmalar, işte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine renk konusunda soruyorlar, şu renk nasıl olacaktı, bu renk nasıl olacaktı? Ne güzel, ama evde kaldıklarında bile tabii devam ettiriyorlar çalışmalarını. Evet, evet. Böyle kuşumuzu da fırçamızla boyadık. Şu an bu da kuruyacak. Şimdi yapıştırmamızı göstereceğim size. Evet, birazcık kuruduk. Yapıştırma malzememiz ne? Hangi yapıştırıcıyı kullanıyoruz bizim hocam? En büyük sorunumuz zaten o. Hani her yapıştırma malzeme bizim bunu tutmuyor. Biz o yüzden bu hızlı yapıştırıcı diyorlar. Onu kullanıyoruz. Hızlı yapıştırıcımızla yapıştırıyoruz. Dekopajlarımızı dekopaj tutkalıyla yapıştırıyoruz. Bunları bazı çalışmalarımızı silikon tabancası, sıcak silikon kullanıyoruz. Bazılarında hızlı yapıştırıcı kullanıyoruz. Hani çalışmanın formuna göre yapıştırıcıyı... Kullandığımız malzemeye göre aynen öyle, seçiyoruz. Aynen öyle. Tutkalımızı kullanacağımız çalışmaya göre seçiyoruz. Bu tamamıyla beyaz oluyordu. Bunu biz renklendirdik farklı renklerle. Kursumuzun en güzeli, sabit bir şey yok. Özgür çalışma. Her şey yapılabilir. Her şey özgür çalışma. Hani renkler de özgür. Hani öğrencimiz hangi rengi yapmak istiyorsa istediği rengi doğaçlama boyayabiliyor. Biz biraz da farklı boyamasıyla bunu buraya yapıştırıcımızı arkasından sürüyoruz. Genelde ortasından sürüyoruz. Çünkü kenarlara sürdüğümüz zaman taşma oluyor. O da istemediğimiz bir görüntüye neden oluyor. Bizim tam sabitlememiz için bir spreyimiz var. Bunu en sonda sıkabiliyoruz, ilk etapta da sıkabiliyoruz ama bunu sıktıktan sonra hemen yapıştığı için ben çok fazla, genelde tasarımlarda çok fazla risk almıyorum. Bunu üstünden sıkıyorum. Bu şekilde kızımızı tam lambamızın altına yerleştiriyorum. Ve yapıştırmasını sağlıyorum. Minik kuşlarımız vardı. Kuşlarımızı da yapıştırayım. Şekilde. Şu an biraz daha ıslak, kurumamış.
ikinci kuşumuzu da yerleştiriyoruz. Şu an ikinci kuşumuzu da yerleştirdik. Vernik dedim ama ben şu anda verniği sadece anlatmak istiyorum. Çünkü zeminimiz hala ıslak. Genelde vernik çalışmamızı ben her zaman bir gün sonra. Çünkü boyalar tam kurumadığı zaman, bu da ıslak olduğu için tekrar fırçayla sürdüğümüz zaman buradaki boyalarımızı birbirine karıştırabiliyor. Hiç risk almayın diyorum ben. Çalışmanız bitsin, bırakın. Ertesi gün vernikleme işlemi. Vernikleme işleminde iki tur yapıyoruz biz. Vernik dediğim şöyle elinize de alınca bu şekilde bir parlaklık veren madde. Hem de bunu güzel bir şekilde yıkadığınız zaman da koruma amaçlı, vernik koruma amaçlı diyeyim. Hem de biraz görselini. Bunu da hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece döküyoruz fırçamızla. Bu şekilde sürüyoruz. Vernikleme işlemimiz odur. Vernikleme işlemimiz de odur. Şimdi ben en son dokunuş dediğimiz bir iple süslemesini yapacağım. Sonra da bitireceğiz inşallah. İnşallah hocam. Çok güzel görünüyor şimdiden. Ellerinize sağlık. İpler hasır ipler. Evet, bu kullandığımız ip hasır ip. Kurdele kullanıyoruz. Bu şekilde jüt iplerimiz var. Hazır ip kullanıyoruz. Ya da böyle farklı kumaş parçalarından kendimiz hazırlıyoruz iplerimizi. Çalışmaya kalmış. Göre işte bizim en büyük özelliğimiz o. Her malzememizi kendimiz çıkartabiliyoruz. Her malzemeden farklı çalışmalar yapabiliyoruz. Şöyle de bir fiyonk yaptım. Evet, makasımızla keseyim. Şimdi sadece küçük bir dokunuşum kaldı. Bizim bir de metalik boyalarımız var. Metalik boyalarımız parlak boyalarımızdır. Normal akriliklerimiz mattır. Bunlar parlaktır. Altın rengimizden. Şimdi çok az bir altın rengi kullanacağım. Bunu nerede kullanacağız hocam? Neyi boyayacağız? En son hafifçe bir ışık vermek istiyorum kemanıma. Bunu da buraya biraz fazla döktük. Yine süngerle. Işıltı vereceğiz kemanımıza. Evet, küçük bir ışıltı. Biraz daha. Bu bakır rengimiz, altın rengimiz, gümüş rengimiz. En sonki dokunuşlarda, eskitmede çok kullanıyoruz. Eskitmelerin son dokunuşlarında. Hani olmazsa olmaz dediğimiz boyalarımızdan devam ediyoruz. Bu şekilde. Şu an. Biraz da kuşlarımıza girelim. İki günlük bir çalışma diyebiliriz değil mi hocam? Evet, aşamalı olduğu için iki günlük bir çalışmamız. Bu şekilde çalışmamızı bitti. Bitti. Gösterebilirsiniz. Çok hoş görünüyor seyircilerimiz için de. İsterseniz yaptığınız aşamaları son kez seyircilerimize söyleyelim hocam. Bitirmeden programımızı. Evet, kemanımızı kendimiz dökmüştük zaten, hazırlamıştık. Bir pasta uygulaması, stencil üzerine pasta çalışması yaptık. Sonra bir zemin boyasıyla boyadık. Tekrar ikinci bir boyayla eskitmelerini yaptık. Daha sonra tekrar yine bir stencil çalışmamız oldu üzerine. Sonra da objelerimizi, boyamış olduğumuz objelerimizi son olarak yapıştırıp son dokunuş dediğimiz boyalarımızla son dokunuşlarımızı da yaptık. Evet hocam. Şu an bu bir hediyelik eşya. Bunu ev hediyesi, işte doğum yapana doğum hediyesi. Anlamlı bir hediye. Anlamlı bir hediye. Ve en büyük kursumuzun avantajı, hep öğrencilerim şey der, hocam bu kursa geldikten sonra artık hediye almıyoruz. Kendi hediyelerimizi kendimiz yapıyoruz. Ve el emeği yapıp götürdüğümüz için hediye götürdüğümüz ev sahipleri de çok memnun oluyorlar. Hani tamamıyla el emeği olduğu için daha memnun oluyorlar diyorlar. Ve evet, mutlular hocam. Yani. Hocam son olarak bayanlarımıza bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu kursa ne için gelsinler, neden tercih etsinler? Evet, AKMEK kurslarımız her zaman dediğim gibi, diğer branş arkadaşlarım da söylediği gibi gerçekten bir terapi merkezi. Hani kafa dağıtmak için gelebilirler, meslek edinmek için gelebilirler, hoş vakit geçirmek için gelebilirler. Bu süreç geçtikten sonra bütün kurs değerlerimizi, bütün halkımızı bekliyoruz inşallah. İnşallah, biz hep inşallah oradayız. Farklı çalışmalarla, farklı tasarımlarla yine kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
Onlarla beraber yapalım. Gelsinler İnşallah. Kurslarımıza. Devam edelim yani. Bilmiyorum, inşallah bu süreç kısa sürede İnşallah geçer. İnşallah bir an öncelikler. Hem de ev ekonomisine katkıda bulunurlar yani. Oluyor da. Ufak tefek satışları da oluyor. Dediğim gibi kendilerine meslek edinmek isteyen kurs yerlerimizi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Hocamız bize turistik hediyelik eşya yapımı ve geri dönüşümden nasıl su eşyası yapılır onları anlattı. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Efendim, programlarımızın tekrarlarını izlemek isterseniz Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimiz üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, bizimle kalın.